Abla ne oldu? Yine ödümü kopardın. Geç içeri. Abla. Nereye gidiyorsun? Sabah sabah beni yatağımdan hortlattığına göre iyi bir sebebin olmalı ablacığım. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Abla. Neyin hazırlığı bu? Nereye gidiyorsun sen? Hayda. Hadi kızlar. Her şeyi anlatacağım size. Gelin. Hiç çıkarmayın ayakkabılarınızı. Şimdi beni iyi dinleyin. Ben Defne'yi de alıp gidiyorum buradan. Ne? Kaçıracaksın yani. Hoş geldin Somer. Derya, lütfen. Abla nereden çıktı şimdi bu? Çünkü başka çarem yok. Nasıl yok? Ya daha yeni el eleydiniz, ilişkiye yeniden başlamayı falan düşünüyordunuz. Abla sen Somer abiye aşık olmadığını fark ettin ve Kartal abiyle birlikte mi kaçacaksın? Hayır. Hayır, sadece Defne ile ben. İkimiz. Çünkü bunu yapmak zorundayım, gitmek zorundayım. Neden ama? Çünkü kalırsam Defne ile beni sonsuza kadar ayıracaklar. Abla ben anlamıyorum. Kızlar ne olur daha fazla bir şey sormayın. Ben zamanı gelince size her şeyi anlatacağım ama şu an değil. Dönüş. Bu altınları bozdurup parayı çevirebilir misin? Ben şu anda çarşıya gitsem laf söz olur biliyorsun. Derya sen de Defne'yi kreşten alıp bana teslim edersen. Sen baya baya planlamışsın her şeyi. Planlamadım. Bu sabah karar verdim. Çünkü böyle olması gerekiyor. Babama ne diyeceksin peki? Ben babama her şeyi vakti gelince anlatırım diyorum. Kızlar lütfen vaktim yok. Rüçhan Hanım'ı da bugün uyandıracaklar. Sen Rüçhan Hanım kendine gelmeden Defne'yi alıp buradan toz olacaksın değil mi abla? Derya lütfen. Defne'yi bana getirir misin lütfen ablacığım? Bu elindeki yaralar ani kararınla bir ilgisi var mı abla? Derya sen Defne'yi bana getirecek misin? Hayır abla. Yeni bir felakete sebep olmamak için getirmiyorum Defne'yi. Ya Derya! Derya! Dönüş. Sen yapacak mısın dediklerimi? Günaydın. Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya önceki gibi havalı bir giriş olmadı ama idare edin artık. Ben bu nezaketinizi tercih ederim. Peki. Ben Kartal Bey'e bakmıştım. Kendisinin şu an bir misafiri var. Buyurun bekleyin isterseniz ben de size bir kahve ikram edeyim. Olur. Nasıl içersiniz kahvenizi? Sert, şekersiz. Ya da vazgeçtim ya şey olsun. Çay isteyeyim ben. Demli, şekersiz. İşte bu. Bak ne güzel anlaştık seninle. En son kormanların evine gittiğimde gördüm Rüşen Hanım'ı. Somer Korman karımı alıkoyduğunda. Karakolda tutanakları var. Bakabilirsiniz. Biraz sert bir görüşmeydi açıkçası. Sonra da görmedim hiç. Somer Bey'le ne zaman görüştünüz? Onunla olan sorunlarımda avukatım takip etti süreci. Görüşmeyi tercih etmiyorum. Sanırım Rüçhan Hanım'ın durumu iyiye gidiyormuş. Uyandığında size düşmanının kim olduğunu söyleyecektir. Alo? Alo Mine. Türkan. Sana kirazı getirdiğimde sana bir iyilik borcum var demiştin. Evet. Ne yapabilirim senin için? Defne. Defne'yi okuldan çıkarmam için yardımcı olur musun?
diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.